Hazır mıyız gençler? Herkese merhaba gençler. Umarım keyfiniz yerindedir yeni bir videoyla. Karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tekrardan Nasıl Daha İyi serisine hoş geldiniz. Bu sefer hiç yapmadığımız bir şekilde yeni bir konu üzerinde değineceğiz. Bu sefer basketbolun en önemli maç kazandıran faktörlerinden bir tanesi olan ve aslında çok da fazla dikkat edilmeyen rebound. Rebound konusundayız. Nasıl daha iyi rebound alırız? Rebound aslında baktığımız zaman maçı kazandırmaya en önemli faktörlerden bir tanesi ama dediğimiz gibi çok fazla bu işin içinde olmayan insanlar bunun önemini çok anlayamıyorlar. Koçların da devre arasında ve maç sonunda ilk baktığı şeylerden bir tanesi zaten rebound farkı. Bu hücum reboundu özellikle çok daha farklı olan takımlarda daha fazla possession çıktığı için, daha fazla topu potaya atabilme şansı çıktığı için maçı kazanma ihtimali daha fazla oluyor. O yüzden bugün nasıl daha iyi rebound alırızı sizlere göstereceğim. Şimdi dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta var. Birincisi zamanlama. Çok fazla oyuncuyu görürsünüz. İnanılmaz iyi yükseğe çıkabilir ama zamanlaması o kadar kötüdür ki top tam aşağı inerken o da aşağı iner. O yüzden topu en üst noktada yakalayamaz. Burada zamanlamanın önemi gerçekten çok 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 büyük. Doğru zamanda zıplarsanız, doğru zamanda doğru yerde olursanız atletik olmanıza gerek yok, çok uzun olmanıza gerek yok. Sadece doğru noktada olmanız gerekiyor ve doğru zamanda zıplamanız gerekiyor. Topu en yukarıya çıktığınız zamanda o zamana denkleyebilirsiniz. En rahat şekilde reboundu alabilmenize yardımcı olacaktır. Bu zamanlamayı da tutturamayan arkadaşlar zaten öyle havada 3 kere 4 kere zıplamak zorunda kalacak. İnanılmaz ötesi de yetenekli değilseniz fiziksel olarak o reboundu alma şansınız gerçekten çok 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 zayıf olacaktır. Bu drillde de iki arkadaş beraber de yapabilirsiniz. Tek başınıza da yapabilirsiniz. Topu potaya atıp en üst seviyede, en yukarıdayken topu doğru zamanlamayı yapıp reboundu alacaksınız. Bir sağ bir sol da yapabilirsiniz. Tek bir tarafa da atabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki topu en üst seviyede doğru zamanda zıplayıp yakalayabilin. Siz de bak bedava ders alıyorsunuz ha. Hadi iyisiniz. Var mı aranızda basketbol oynayan? Hep futbol oynuyorsunuz. Ben görüyorum. Hiçbiriniz basketbol oynamıyorsunuz. Neden bırakıyorsun oğlum? Daha hadi devam edelim. İkinci önemli noktalardan bir tanesi topun geliş yönü. Topun geliş yönüne göre pozisyon almamız gerekiyor. Yüzdesel olarak baktığımız zaman topun atıldığı tarafın ters tarafına düşme olasılığı, sekme olasılığı aynı tarafa sekme olasılığından çok 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 daha fazla. O yüzden mesela sağ forvetten şut atılıyor diyelim. Sizin pozisyonunuz daha fazla sol tarafa doğru olmalı ki o seken topu alabilme şansınız daha fazla olsun. Çünkü özellikle oyuncular o adrenalinle, o savunmanın baskısıyla birazcık daha topu diğer tarafa doğru atmaya meyilli oluyorlar. Çok fazla kısa seken top, yani çok fazla göremezsiniz. Tabii ki orada içgüdüsel bir durum ama topun geliş yönü, topun çıktığı yön sizin için çok önemli. Buna göre pozisyon almanız gerçekten rebound alabilmenize çok daha kolaylık sağlayacaktır. Burada yeteneklerden bir tanesi bu ön sezi dediğimiz rebound'un nereye gideceğini tahmin edebilmek. Bunu çok iyi yapan oyunculardan bir tanesi Dennis Rodman'dı. Hatta Dennis Rodman bunu sadece bir ön sezi olarak bırakmadı. Aynı zamanda adam dünyanın en iyi şutörlerinin attıkları şutları nerelere sektiği ile ilgili bayağı çalışmalar da yapmış. Ve buna göre de artık topun nereden ne, hangi yükseklikte nereye doğru nasıl gittiğini artık anlayabiliyor ve ona göre de pozisyonunu alabiliyor. Ve bu da bu işin artık bir üst seviyesi. Bu üst seviyede çıkabiliyorsanız zaten ligin en değerli, olduğunuz ligin en değerli reboundçılarından bir tanesi olacaksınızdır. Üçüncü önemli nokta box out. Box out zaten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Hem kısa oyuncular için hem uzun oyuncular için. Bu box out ne demek? Oyuncuya top atıldıktan sonra kendi oyuncunuza veya yakınızdaki oyuncuya ilk teması alıp ondan sonra o adamı arkanızda tutma eylemine denir. Çok eski dinozor dediğimiz zamanlardan kalan basketbol antrenörleri bununla ilgili tamamıyla hep arkamız dönük box out etmemizle ilgili bizleri öğretti ama artık devir değişti. Oyuncular çok atlet oldu. Çok daha kuvvetli oldular. O yüzden ilk başta teması face to face, yüz yüze almamız gerekiyor. Yüz yüze o teması aldıktan sonra o kolumuzla adamı tuttuktan sonra artık arkamızı almamız gerekiyor. Çünkü öbür türlü sırt sırta girdiğiniz zaman, yani sırttan yakalamaya çalıştığınız zaman adam önden elini uzatıyor. Bir şekilde zıplıyor arkanızdan koşarak geldiği için o teması alamıyorsunuz. Sizi geçiyor. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. O yüzden ilk başta face to face bir temas alacağız. Ondan sonra adamımızı tutacağız. Yani oldu da adamın arkasında kaldınız. O zaman ne yapacaksınız? O zaman da adamı potaya doğru ittireceksiniz. Hatta potanın altına doğru ittireceksiniz. Yani sahanın dışına doğru adamı sürükleyeceksiniz bir nevi. Çünkü potanın altında topun düşme ihtimali gerçekten çok düşük. Olabildiğince çok dışarılara doğru sekecektir. Sektiği için de siz o adamın arkasında kaldığınızda dışarı doğru potanın altına doğru ittiğiniz zaman size topun gelme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Bir kısa oyuncular için bir dipnot geçelim. Guardların, özellikle rebound alabilen guardların değeri bugünlerde inanılmaz fazla. Özellikle çok sert çemberlerin olduğu ve topun şut attıktan sonra çok fazla sektiği potalarda
inanılmaz derece kartlar için rebound potansiyeli var. Nedir bu rebound potansiyeli? Havuza düşen toplar dediğimiz topların hepsini toparlarsanız vallahi maç başına 5-6 tane rebound alabilme şansınız var. Bu da nereden bakarsanız yani en aşağı 3-4 position eder. Bu da maç kazandırır. Yani bir position bile maç kazandırır. Bir pozisyon bile maç kazandırıyor. O yüzden kısa oyunculara önerim. Özellikle çok fazla topun sektiği pozisyonlarda olabildiğince havuza seken topları almanız gerekiyor. Zaten uzun oyuncular box out edeceği için o box out sonrasında sizin o ortaya düşecek toplar daha fazla olacak. Siz de oradaki topları teker teker toplayacaksınız. Yani bununla ilgili yapabileceğimiz drill'lerden bir tanesi de 2-2 pas pas çapraz üstü box out drill'leri. Bunu klasiktir. Hepimiz A takımdan küçük takıma kadar hep beraber bu drill'i yaparız. Hem biraz eğlenceli bir drill'dir. Hem teması iyi alırsın. Sevdiğin arkadaşınlaysan çaktırmadan iki favor yaparsın alsın diye. Koçun gözüne girsin diye ama olsun. Olabildiğince ne kadar birbirinizi zorlarsanız box out'la ilgili bu kadar iyi bir gelişme sağlayacaksınızdır. O yüzden çok da birbirinize yardım etmeyin. Ofensif rebound alabilmek de bambaşka bir meziyet. Onu alabilmeniz için de birazcık daha istekli olmanız lazım. Zaten rebound işi %90 istek işidir. Bu istekle, bu arzuyla o topa gittiğinizde hamle yaptığınız zaman alma ihtimaliniz her zaman daha fazladır. Ne kadar çok istekli olursanız, ne kadar çok o topu sizin elinize düşmesini isterseniz birazcık da basketbol şansı oralarda gelir. Mirsad Türkcan olsun. Başka kim vardı hocam reboundçu? Mehmet Şanlı kardeşim, evet zamanında Mehmet Şanlı kardeşim bu konuda gerçekten hayatımda gördüğüm en rebound canavarlarından bir tanesidir. Yani her topa deli gibi gerçekten hani gerçekten deli gibi atladığı için topların hepsine o isteği çok fazla gösterdiği için bütün topları alıyordu. Böyle 30-40 rebound aldığı maçlar vardı. Furkan Aldemir keza inanılmaz ötesi istekli ve çok büyük reboundçılardan bir tanesiydi. Bu da istek burada çok önemli oluyor. Offensive rebound'da da özellikle dışarıdan koşarak girdiğiniz zaman box out etme ihtimalleri sizi çok daha zor oluyor. Yani paint'ten almak evet daha kolay gelebilir belki ama dışarıdan koşarak geldiğiniz zaman durdurması gerçekten imkansız oluyor. Özellikle kısa oyuncular ve atlet oyuncular dışarıdan koşuları yaptığı zaman o box out'u etmeleri gerçekten çok zor rakip oyuncunun. O yüzden olabildiğince offensive rebound için dışarıdan koşarak agresif bir şekilde top hamle yaparsanız bu reboundları toplamak için yüzdeniz çok daha yüksek olacaktır. Evet gençler, bütün püf noktalarını aldınız. Nasıl daha iyi rebound alınacağı ile alakalı bütün bilgileri verdik. Aslında bunlar temel bilgiler. Tabii ki işin daha inceyi cinciği, daha fazlası var ama daha fazlasının gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone oluyorsunuz, videoları beğeniyorsunuz ve olabildiğince like atıyorsunuz. Yorumlarda daha fazla neler isteyip istemediğinizi mutlaka belirtin. Birazcık bu videolara etkileşimi arttırırsanız ben bunlarla ilgili daha da böyle isim isim insanları getirip size daha özel bilgileri vermeleriyle ilgili bir yardımda bulunmaya çalışacağım. O yüzden lütfen olabildiğince like atın, olabildiğince arkadaşlarınızla paylaşın. Zili açarsanız videolar geldiği gibi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın gençler. Sizi de seviyorum. Görüşürüz.